saldırıyı hem sendik olarak hem konfederasyon olarak kınıyoruz. Türkiye'de bu dili kullanan, kamplaştıran, ayrıştırıcı dil kullanan hükümet kullandığı bu dil kaçınılmaz, bu saldırının kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gösterdi. Hakkı, bu vatan, bu memleket bizim. Paylaşılmayacak bir şeyimiz yok. Bu seçim başarısından sonra tahammülsüzlüğün dışa vuruşudur. Bir kez daha gösteriyor ki bütün solcuların, bütün ötekileştirilmişlerin bir kez daha bir çatı altında birleşme zaruriyetinin doğduğu bir kez daha hasıl olmuştur. Biliyoruz, gereğinin yapılmasını mutlaka istiyoruz. Eğer ki yapamayacaksalar halka devretsinler, biz yapalım. Çok teşekkür ederim. Genel başkanımızın arkasındayız. Bu saldırı var ya, Sivas Maraş olaylarından yaptığını yapmak istediler ama başaramadılar. Bunu kınıyoruz yani. Erkeklere saldırmasını iyi biliyorlar. Kafayı kapatıp da erkeklere saldırılmaz o şekilde. Koca koca taşlarla arabalara vurulmaz. Çok kınıyorum. Çok kınıyorum. Çok üzgünüm. Çok çok sinirliyim. Buna bir dur dememiz gerekiyor. Çünkü biz sürekli memleket uğruna, ülke uğruna, bayrak uğruna, cumhuriyet uğruna, Atatürk uğruna bir yerde durup da mücadelemizi veriyoruz yani. Bu orada ama bizim canlarımız gidiyorsa, evlatlarımız güven içinde yaşamıyorsa, tabii ki buna bir dur demek zamanı gelmiştir de geçmiştir de. Bilmiyorum, kınama değil, nefret ediyorum bunu yapanlardan. Tweet atanlar içeri girip hapis yatıyor. Bu saldırı değil, resmen linç girişimiydi. Böyle bir hukuksuzluk olamaz. Nefret ediyorum ve kınıyorum. Biz de mi bir kızdığımız zaman bir yerleri yakalım, kızdığımız birinin evini, barkını yakalım, yumruk atalım. Bunu mu istiyorlar yani? Lanet olsun. Haincedir. Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin cumhuriyetine, Atatürk'e, bütün 82 milyona karşı düzenlenmiş organize bir saldırıdır. Bunun azmettiricileri, sorumluları derhal yargı önüne çıkıp Türk adaletinin önünde hesap vermeleri lazımdır ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmesi gereklidir. Ama biz vatandaş olarak çok üzüldük. Bu insandır yani. Oraya cenazeye gitmiş, namaz kılınacak. Yani ne bileyim, etik değil yaptıkları. Dün duyduk, çok üzüldük. Bir Türk vatandaşı olarak yani bunu ayrımcılığa mı bağdaştırıyorlar, Çağdım, ne yapıyorlar anlayamadık. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bu saldırı bütün insanlara yapılmıştır. Ondan sonra halka diyor ya, ben mesajımı aldım, ben de ondan şimdi mesaj görüyorum. Tunceli'de Sayın Milletin Bakanı selam olsun. Yurtta sulh, cihanda sulh. Önce iç barışı sağlamalıyız. Ondan sonra dünyada barış sağlamalıyız. Atatürkçülük bizim kurtuluşumuz. Başka yok. Eylemesinler. PKK'ya destek veren, işte destek veren açık ve net ortadadır. Ne mutlu ki Türk'üm diyene. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz. Ama Allah rızası için bir insanlar da biraz etrafına baksın, PKK'yı kimin destekleyip desteklemediğini. Tek rejim adamısa, madem ki HADEP'ten birlikte beraberlik diyorsun, kapatın o partiyi de göreyim sizi. Göreyim sizi. Kapatın o partiyi ama CHP ile PKK'yı yan yana getirmeyin. Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu partimiz bizim canımız. Bu yaşanan süreci ve faillerini tanıyoruz biz. Aslında belli. Bunlar Maraş'taydılar. Bunlar Ankara gar katliamını yapan zihniyetti bunlar. Bunlar Adana patlamalarını yapan zihniyet. Mersin'de patlama yapan zihniyet bu zihniyet. Keza Uludere. Mesela Uludere katliamını yapan bu zihniyet işte. Biz yıllardan beri bunu anlatmaya çalıştık. Birleşe birleşe kazanacağız. Direnerek kazanacağız.